Saadet Partisi 2014 yılında yapılacak yerel seçimlerde Edirne Belediye Başkan adayını belirledi. Bir süredir partinin Mahalli İdareler Başkanlığı görevini sürdüren genç avukat Sinan Tekin, Saadet Partisi'nin Edirne Belediye Başkan adayı oldu. Aday tanıtım toplantısı parti binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, İl Başkanı Ali Erhan Demirkıran, Merkez İlçe Başkanı, bazı ilçe ve belde belediye başkan adaylarıyla çok sayıda partili katıldı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş yaptığı konuşmada yerel seçimlerde sadece belediye yönetiminin seçilmeyeceğini, 2015 yılında yapılacak olan genel seçimlere de yön verileceğinin altını çizdi. Tabii 30 Mart'ta seçimler var, yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde sadece belediye başkanlarımızı yani yerel yönetimlerimizi seçmeyeceğiz. Biz bunların yanında 2015 yılında yapılacak olan genel seçimlere yön vereceğiz. Yani bu seçimlerdeki halkımızın temayülü, eğilimi 2015 seçimlerinin bir yol göstericisi olacak. İşaret taşı olacak. Ve ne olacak böylece? Yani bu yerel seçimlerde 2015'e yön verirken halkımız hali hazır duruma devam mı diyecek? Yani bütçesi 30 milyar açık veren bir ekonomiye devam mı diyecek? İthalatı 260, ihracatı 165 olan, yani böylece 100 milyar dış ticaret açığı veren bir ekonomiye evet mi diyecek? Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan adayı Avukat Sinan Tekin ise konuşmasında aday gösterilmesinden dolayı parti teşkilatına teşekkür etti. Şehirler Sultanı Edirne'de belediye başkanlığı yaparak o makamın hakkını vermek ancak milli görüşle olur diyen Tekin, muhalefet partisi olarak yerel seçimlerde muhalefetin nasıl yapıldığı konusunda diğer partilere örnek olduklarını, yerel yönetim okulu kurarak parti mensuplarını yerel yönetim uzmanı haline getirdiklerini söyledi. Tekin, şimdi belediyelerde iktidar nasıl olunur, onu öğretme zamanı gelmiştir. 30 Mart 2014 yerel seçimleri şehrimiz için çok önemlidir. Ya eski düzen devam edecek ya da Edirne Milli Görüş Belediyeciliği ile tanışacaktır dedi. Böyle bir şehirde belediye başkanlığı yaparak o makamın hakkını vermek ancak milli bir görüşe sahip olmakla mümkündür. Bizim kültürümüzde belediye başkanı emin insandır. Yani şehremini. Bu güzel şehirde yaşamak bile bir ayrıcalıktır. Hele doğup büyümek insana büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluk bize emanet olan bu güzel şehre en güzel şekilde sahip çıkmak, şehrimizi örnek bir kent haline getirmek ve bizden sonraki nesillere bırakmaktır. 2014 yerel seçimlerinden çok önce Saadet Partisi Mahalli İdareler Komisyonumuzu oluşturduk. Yapmış olduğumuz çalışmalar ile Edirne'mizin yerel sorunlarını bir bir tespit edip çözüm noktasında çalışmalar yaptık. Gerçekleştirdiğimiz programlar ile halkımızın takdirini ve duasını aldık. Mahallelerimizin tamamını ziyaret etmek suretiyle sorunları yerinde tespit ettik ve çözüm önerilerimizi kamuoyuyla ve yerel yöneticilerle paylaştık. Şehrimizin birçok genel problemleriyle ilgili basın açıklamaları ve farklı etkinlikler yaptık. Selimiye çevre düzenlemesi ve alan yönetimi ve Kırkpınar güreşleri konusunda tekliflerimizi akademik bir çalışma formatında hazırlayarak yöneticilerin istifadesine sunduk. Söz mahallede programlarımızla mahalledeki insanlarımızı konuşturduk, halkımızın sesini yetkililere duyurduk. Bir muhalefet partisi olarak yerel yönetimlerde en etkili muhalefeti yaptık. Bu bakımdan 30 Mart 2014 yerel seçimleri şehrimiz için çok önemlidir. Ya eski düzen devam edecek ya da Edirne Milli Görüş Belediyeciliği ile tanışacaktır. Ekibimiz hazır, projelerimiz hazır. Biz hizmete hazırız. Hep birlikte başaracağız ve Edirne kazanacağız.
Konuşmalardan sonra Havsa, Süloğlu ve Meriç Subaşı beldesinin belediye başkan adayları tanıtıldı.